Tiryanlık yapıyoruz. Tiryanlık pişiriyoruz bugün. Bayram yemeği. Evet. Gebze'nin efendim. Bayram yemeği. Etimiz koyun eti. Koyun eti. Koyunun sağ buduğu. Sağ buduğu. Yedi kaburgasından oluşan, bayramda özellikle böyle bir şekilde keser ayırırız bayramda tiryanlık çıkarmak için. Dünyanın tadı bu hafta. Bayram sofralarınızı tatlandıracak tariflerle sizleri bekliyor. Kocaeli'ne dair merak ettiğiniz lezzetler, mükemmel görüntülerle ekranda olacak. İştah kabartan manzaralar, tarifler kaçmaz. Dünyanın tadı ekibi olarak şimdi de Kocaeli'de Kocaeli'nin meşhur tatlısı Sütlü Nuri'yi yapacağız. Bayrama özel, yapımı çok kolay, hafif, lezzetli Sütlü Nuriye de sizi bekliyor. Çiğ süt kaymağıyla yumurta yapıyoruz. Kaymaklı yumurta, evet. Tereyağlı değil. Evet. Kaymaklı. Kaymaklı. Hanımlar bize mancarlı pide yapacağız dediler. Evet. Mancarlı pide yapacağız. Mancarlı pide ikram etmezlerse olmazmış. Birbirinden güzel geleneksel lezzetler dünyanın tadında. Kandıra çarşısına oturdum karşı. Hazırsanız dünyanın tadı bayrama özel lezzetlerle başlıyor. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Duraklı köyündeyiz. Evet efendim. Ümran Hanım'la beraber Kocaeli'nin lezzetlerini keşfetmeye devam ediyoruz. Şimdi ne yapacağız? Efendim, önce ben size bir dörtlük okuyayım. Tamam. Kocaeli'dir yurdumuz, Kanal 7 konuğumuz, dünyanın mutfağında biz de varız. Bizler bugün manav yemeklerini sunarız. Gebze'dir şehrimiz, Duraklı'dır köyümüz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz misafirlerimiz. Hoş bulduk, harikasınız, bravo. Yemeğimizin adı nedir? Yemeğimizin adı piryanlık, bayram yemeği. Efendim. Piryanlık yapıyoruz. Piryanlık pişiriyoruz bugün. Bayram yemeği. Evet. Gebze'nin efendim. Bayram yemeği. Etimiz koyun eti. Koyun eti. Koyunun sağ buduğu. Sağ buduğu. Yedi kaburgasından oluşan, bayramda özellikle böyle bir şekilde keser ayırırız bayramda piryanlık çıkarmak için. Bayramda etimiz güzelce haşlanır. Piryanlık dana etinden de olabilen bir yemektir ayrıca. Bu sadece Duraklı köyüne ait has bir yemek değil. Gebze'nin bütün köylerinde, bayramlarda ve diğer zamanlarda yapılıp sevilerek yenilen lezzetli bir et yemeğimizdir. Evet, etimiz var. Etimiz yanında var. Yanında sarımsak. Evet, sarımsağımız var. Maydanoz. Maydanozumuz var. Acı biber. Evet efendim. Nanemiz, kekiğimiz, pul biber, toz biberimiz. Malzemeleri bunlar. Malzemelerimiz bunlar. Şimdi kuzule sobasına koyup haşlayacağız. Ondan kere tilleyeceğiz. Fırına verip sunuma sunacağız. Afiyetle yiyeceğiz efendim. Haydi bismillah, başlayalım. Teşekkür ederiz efendim. Hadi hazırlayalım hemen burada. Evet, kamera arkasından sıcak su geldi. Etimize sıcak su ilave ediyoruz. Evet. Kapağını kapatıyorum. Evet efendim. Evet, kuzu sobamız çok güzel yanıyor. Buyurun Ümran Hanım, buyurun. Atalım, atalım etimizi. Hemen atalım. Sobamıza. 2 saat haşlanacak efendim etimiz. 2 saatten sonra tillenip tabağa alınacak. Oradan da fırına vereceğiz. Fırından sonra da afiyetle yiyeceğiz. Tekrar fırına girecek. Evet efendim. O zaman bize beklemek düşüyor. Evet efendim. Maalesef. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğim. Tamam. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Odun ateşinde pişen etimizi kontrol ediyoruz. Ümran Hanım, 3 saat oldu. 3 saatte pişmiş etimiz şu anda. Pişmiş sonunda. Sonunda pişmiş etimiz. Tamam. Şimdi ne yapacağız? Sobanın üzerine alıp tilleyeceğiz etimizi. Tilleyeceğiz. Tilleyeceğiz. Evet efendim. Tilleyelim. Sobanın üzerine alıyoruz. Etimizi tilliyoruz. Tilliyoruz. Evet. Buyurun. Buyurun masamıza. Evet, etimizi alıp geldik. Tilleyeceğiz, tilleyeceğiz. 3 saat sonunda pişen etimiz. Bakalım 3 saatte pişen et nasıl tileniyor? Bu tarafa buyurun Ümran Hanım. Gelin, tepsimizi de aldık. Etimiz gayet çok güzel pişmiş. Şimdi bunu tilleyeceğiz, kemiklerinden ayıracağız efendim. Ayıralım, tilleyelim. Tilliyoruz. Of, of, sıcak of. Olduğu için çok. Elimizi yaka yaka. Biraz zahmetli bir iş ama sonu lezzetli, sonu lezzetli. Evet, hoş geldiniz. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel. Bayram yemeğimiz. Evet. Çok güzel. Kurban Bayramı'nda olmazsa olmazı. Olmazsa olmaz. Bayramlık piryan yemeğim. Piryanlık piryan. Yemeğimiz. Evet efendim. Şöyle şimdi bunun evet, etleri kemiğinden ayırdık. Şimdi baharatlarını veriyoruz. Evet,
pirincimiz de var. Şöyle. Pirinci göstermemiştik. Sonradan geldi bu. Ha, pilav yanında yiyeceğiz bunu. Yanında geziyor o da bayramda. Tamam. Yanında bayramda yenir. Aha. Kurban bayramında özellikle. Kurban özellikle. Üzerine baharatları atıyoruz. Toz biber. Toz biber. Tuzunu attık. Toz biberini atıyoruz. Evet, toz biber. Nane koyuyoruz bir tutam. Bir tutam kekik nane. Koyuyoruz. Birazcık kekik. Evet efendim. Etin olmazsa olmazlarından. Acı biberini. Evet efendim. Birazcık pul biber. Pul biber. Evet efendim. Pul tamam. biberini de koyduk. Şöyle bir harmanına. Karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Evet. Efendim. İçine iç yağ da koyduk biraz kendi yağından. Evet, kendi yağından da koyduk. İçine iç yağ koyduk. Çok güzel bir görüntü oluştu. Üzerine. En son üzerine maydanoz. Hazır. Şu anda bir yanlık yemeğimiz yemeğe hazırdır efendim. Çok güzel oldu. Bunun şöyle bir şey daha ekleyelim. İsteyen olursa bunu bu şekilde fırına da verebiliyor. Tabii fırına evet. Ekstra bir de fırınlarsanız daha da güzel olur diyor hanımlar. Kamera arkasından. Ortasında pirinç pilavı koyduk. Görüntü şahane. Görüntü şahane. Ben tadına bakmadan önce bir fotoğrafını çekeceğim ve Instagram'da paylaşacağım. Pirinçlerimiz pişti. Son fotoğraflarını çekiyorum. Instagram'da paylaşıyorum bu fotoğrafları. Instagram adresimiz Dünya'yı Tadıyorum. Facebook ve Twitter'da Dünya'nın Tadı. Dünya'nın Tadı. Siz de takip ediyorsunuz. Dünya'nın Tadı, Kocaeli'nin Tadı efendim bugün. Evet, Kocaeli'nin Tadını çıkarıyoruz. Evet. Bayramlık yemeğimiz hazır. Çok güzel bir salata yapmışsınız. Evet. Yoğurtlu marul salatamız efendim. Yoğurtlu marul salatası. Evet efendim. Börülce salatası. Börülce salatası. Sütlü deli mancar. Evet, sütlü deli mancar. Tamam. Bayram yemeği Piryan'ın tadına bakıyorum. Şöyle etinden aldım. Koyu eti. Çok lezzetli. Baharatlar çok yakışmış. Hanımlar. Abi şekeri olsun. Siz de gelin buyurun siz de. Buyurun hep beraber, hep beraber. Şimdi şurada bir simgemiz var. Nedir bu simgemiz efendim? Nedir? Bu da bizim köylerimizin manda arabası. Dombey arabası derler buna da. Maalesef şimdi köylerimizde büyüğü kalmadı için bu da bir simgesel olarak dombey arabamız. Çok güzel olmuş. Öküz arabası, dombey arabası direkten odunumuzu, kömürümüzü, samanımızı taşıdığımız, kendimizi, bahçemizden, tarlamızdan ekinimizi evet, taşıdığımız bir arabamız. Evet efendim. Biz de bile getirdik. Olmazsa olmasıydı köylerimizin. Çok teşekkür ediyoruz hanımlar. Bu da tarlarda su içtiğimiz, testimiz, toprak testimiz. Çok güzel bir ortam, çok doğal insanlar. Kocaeli'nin tadını çıkarmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben alkışlarım size. Ben hepsi tadına bakacağım, hepsinin tadına bakacağım. Dünyanın Tadı ekibi olarak şimdi de Kocaeli'de Kocaeli'nin meşhur tatlısı Sütlü Nuriye yapacağız. Ustalar. Evet. Nedir Sütlü Nuriye? Nereden gelmiş Kocaeli'ye? M.Ö. 800. yılında Asuriler tarafından bölgemize yani ülkemize getirmiştir. Nuriye adında bir teyzemizin süt dökmesiyle beraber isminden de geldiği gibi Sütlü Nuriye olarak böyle bir isim olmuştur. Kocaeli'nde çok meşhur. Evet. Biz de bugün bunu o eski tarifine sadık kalarak yapacağız. Elimize geldiği kadarıyla. Engin Usta'yla ve Yavuz Usta. Turan Usta. Ve Turan Usta'yla. Usta. Yoğurdu, Turan Usta hamurunu yoğuracak. Evet. Aşama aşama. Efendim. Malzemeler neler? Bir hamuru kilo, için. Evet. 1 kilo una, 3 yumurta, 50 gram tuz ve 1 yemek kaşığı sıvı yağ koyuyoruz. Şimdi yapalım isterseniz. Şöyle tamam. Kıralım. Hemen şöyle. Yumurtaları kırıyoruz. Evet. Unumuzu havuz yaptık, ortasına yumurtaları attık, tuz attık, sıvı yağ koyduk. İçerisine 250 gram suyunu ilave ediyoruz ve yoğurmaya başlıyoruz efendim. Şöyle yoğurursam, ilk önce. Yoğurursam yoğururken biz de diğer malzemelerden bahsedelim. Başka ne kullanıyoruz? Ceviz veya fıstık yok. Fındık kullanıyoruz. Fındık daha lezzetli oluyor. Ceviz kullanırsak siyahlaşma yapıyor ceviz. Yani en uygunu fındık. Daha ve süt var. Sütlü Nuriye'nin olmazsa olmaz evet. Süt. Sütü hamuruna koymadık. Hamuruna koymuyoruz. Şerbeti olarak hazırlıyoruz sütünü. Şekerimizi de kaynattıktan sonra. Ve sütle şerbetini hazırlayacağız. Evet. Ustam da hamurları açacak nişastayla. Evet. Turan Usta hamuru yoğurmaya evet. devam etsin. Evet. Bu hamur yoğurduktan sonra beklemesi gerekiyor, dinlenmesi evet. gerekiyor. Evet. Evet. Ondan sonra açılacak. Evet. Yavuz Ustam da önceden dinlenmiş hamurları evet. almış. Bismillah atıyoruz, açmaya başlıyoruz. Haydi bismillah ustam.
İncecik incecik açtık hamurumuzu. Daha incelir bu hamur da bunun özelliği fazla da inceltmemek gerekiyor. Evet, sonunda hamurumuzu açtık. İkiye katladık. Ve döşemeye geçiyoruz. Döşeme işlemi Engin Usta'ya ait. Hamuru açma işlemimiz bitti. İkiye katladık. İkiye böldük. Kenarlarını, fazlalıklarını alıyoruz. Evet. Düzgün gözükmesi için. Ve tepsiye döşeme işlemine geçiyoruz. Bakalım nasıl döşeceğiz. Evet, oklavamızı koyuyoruz. İncecik bir oklava koyuyoruz. Tek tek üstüne atıyoruz. Hamuru bir kat üstüne attık yufkayı. Ve bol fındık. Tane bütün fındık çekiyoruz kendimiz. Evet, çekilmiş. Hazır kullanılmış. Kavrulmuş fındık mı, çiğ fındık mı? Çiğ efendim. Çiğ fındık koyuyoruz. Oklavaya sarıyoruz. Tam kavrulmuş fındık değil bu. Oklavaya sardık. Oklavayı arasından çıkarıyoruz. Kenara diziyoruz ve 15 adet tepsi adedimiz almaktadır. Bir tepsi 15 tane alacak. Şöyle şey yapalım abi. Kesip tepsiye yerleştiriyoruz. Evet efendim. Tepsinin boyutu büyüklüğünde kestik. Evet, ve tepsiye yerleştiriyoruz. Doldururuz. Evet, tepsiyi doldurduk. Şimdi kesiyoruz. Evet. Büyüklükleri baklava büyüklüğünde. Baklava dilimi büyüklüğünde. Evet. Oo, şimdi de yağını veriyoruz. Yağ da mis gibi kokuyor. Tereyağının özü. Evet. Sade yağ. Sade yağ. Şu anda hazır. Fırına hazır. Evet, şimdi fırına atıyoruz. Fırınımızın başına geldik. Fırınımız önceden ısıtılmış. Isıtılmış 195 derece. Yarım saat pişiriyoruz. Ama yarım saat beklemiyoruz. Ustalar sağ olsun biz gelmeden bir tane de fırına atmışlar. Yarım saat önce. Ustam pişti mi? Pişti efendim. Hazır. Hemen alalım. Hemen alalım pişen tatlımızı, sütlü nuriyemizi. Son hali bu. En önemli kısma geçiyoruz. Şerbetleme. Sütlü Nuriye'nin sütünü vereceğiz. Arkada ustam sütün şişesine şeker attı, kaynattı. Ne kadar şeker attık? Ne kadar süt koyduk? Kiloya 750 gram. 1 kiloya 750 gram. 750 gram şeker. Şeker koyduk. Koyduk, kaynattık. Son hali bu. Şimdi şerbetini vereceğiz. Hadi verelim. Buyurun ustam, siz verin. Buyurun. Yalnız burada en az 2 litre süt var. Evet. Evet. Hepsini çekiyoruz. Baklavamız. O zaman 2 litre sütte 1,5 kilo şeker koyduk. Evet, evet. İzleyicilerimiz şimdi bunu yapmak isteyecekler, deneyecekler. Tepsinin büyüklüğüne göre değişiyor. Evet, evet. Bizim tepsimiz de büyük. Büyük tepsi. Bir sorun var ustalar. İzleyicilerimiz bu tatlıyı yapmak istiyorlar. Beğendiler. Ama zahmetli. O yufkayı açma işlemi zahmetli. Evet. Marketlerde hazır yufka satılıyor. Evet, evet. Bu tatlıyı hazır yufkayla yapabilir miyiz? Hazır yufkayla da olur ama bu lezzeti bulamazsınız. Ama yapabiliriz. Yani yaparız. Tamam. Onu da öğrendiğimiz şey oldu. Yani. Bu lezzeti bulmak istiyorlarsa izleyicilerimiz Kocaeli'ye buyursunlar. Kocaeli. Ama yapmak isterlerse hazır. Market satılan yufkayla da olur. Sütlü Nuriye'nin tadına bakacağız ama biraz soğuması gerekiyor. Evet. Evet. Şerbetin biraz çekmesi gerekiyor. Yaklaşık 10-15 dakika bekleyeceğiz. Evet. 15 dakika sonra servise atacağız. Sütlü Nuriye'miz 15 dakika dinlendi. Artık en sevdiğim kısma geçiyoruz. Tadına bakma kısmı. Hadi ustalar. Evet. Biz servis edelim. Bakalım nasıl olmuş? Kocaeli'nin meşhur, en sevilen tatlısı. Evet, Sütlü evet. Nuriye. Komple, bir defa da. Evet, bir defa da. Ustam çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Kendimi durduramıyorum. Devam edin. Çok hafif. Afiyet olsun. Ben bayıldım. Tarifini verdik.
Yapabiliyorsanız evinize deneyin. Yapamıyorsanız Kocaeli'ye buyurun diyoruz. Ve dünyanın tadını Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz. Kocaeli'nde Çayır Köyü'nde harika bir yörük çadırındayız. Evet. Ne yapıyoruz hanımlar? Ne yapacaksınız bugün bize? Süt çili yumurta yapacağız. Süt çili yumurta. Evet, süt çili yumurta yapacağız şimdi. Çiğ süt kaymaklı yumurta diyelim. Çiğ süt kaymağıyla yumurta yapıyoruz. Kaymaklı yumurta, evet. Tereyağlı değil. Evet. Kaymaklı. Kaymaklı. Evet. Ama kaymak da çiğ sütün kaymağı. Çiğ sütün kaymağı, evet. Normal sütü kaynatıp biz kaymağını almaya alışkınız. Hı-hı. Ama siz sütü kaynatmadan alıyorsunuz kaymağını. Kaynatmadan alıyoruz. Ondan sonra onu toplayıp böyle süt çili kaymaklı yumurta yapıyoruz. Evet. Bizim sütlerin kaymağı olmuyor. Biz İstanbul'da genelde marketten hazır süt aldığımız için onlarda böyle bir şey olmuyor. Yok canım, köy sütü gibi var mı? Evet, siz burada yine sığıyorsunuz. Evet. Tabii topladık, gördünüz. Besletiyorsunuz, kaymağı oluşuyor. Tabii. Bu bizim çok olmazsa olmazımız. Bizim Manav yöresini, şimdi Manav'ın da bir açılımını yapalım isterseniz. İstanbul'da saraylara sebze, meyve ihtiyaçlarını hep bu yöreden alırlarmış. O yüzden de bizim burada adımız Manav olarak kalmış. O zaman burası Osmanlı saray mutfağının Manav'ı. Aynen öyle. Her şey yöresel. Evet. Bugün de çiğ süt kaymağıyla yumurta yapıyoruz. Yumurtalarımız hazır. Kaymağımız eridi, kaynadı. Ne yapıyoruz? Biraz daha kaynayacak. Evet, biraz daha koyulaşacak. Renk alacak. Sarımsak bir renk alacak. Ondan sonra yumurtamızı kıracağız. Çiğ süt kaymağını uzattık. Evet. Yumurtaları kırıyoruz. Tabii. Beyazını sarısından ayırıyoruz. Niye? Daha lezzetli oluyor böyle. Sadece sarısını koyacağız. Sadece buna. Sarısını? Evet. Yumurtanın sarısını çiğ süt kaymağımızın üzerine atıyoruz. Çırpa çırpa. Evet, çırpa çırpa pişiriyoruz. Oo. Evet, çok farklı bir yumurta pişirmiş tekniği. Çok farklı. Tamam, olmuş. Çok da güzel koktu, çok da güzel koktu. Evet. Evet, artık hazır. Tadına bakıyoruz. Afiyet olsun. Kandıra ekmeğiyle, ekşi mayalı kandıra ekmeğiyle yiyoruz. Bandıra bandıra. Çok güzel. Güzel değil mi? Çok güzel. Yakupcan nereye gitti? Çok farklı bir tat. Çok farklı bir tat olmuş. Tamam, biraz soğumasını bekleyelim o zaman. Evet. Olur mu? Hafiften böyle bir mıhlama tadında. Ama ondan da çok farklı. Çok güzel bir ekşisi var. Evet. Ben sevdim. Elinize sağlık diyorum. İzleyicilerimize yapabilirlerse evlerinde denesinler. Yapamazlarsa Kocaeli'ne buyursunlar diyoruz. Kaymak bulurlarsa yapsınlar. Kocaeli'nin Gebze ilçesi Duraklı köyündeyiz. Hanımlar bize mancarlı pide yapacağız dediler. Evet, mancarlı pide yapacağız. Melek Hanım yapacak. İnşallah. Ben tamam. Ne diyeceğim ki, mancar nedir? Mancar nedir? Biz doğada yetişen, yenilebilen her şeye, yeşilliğe mancar diyoruz. Buna da mancarlı pide, olmazsa olmazımızdır. Mancarlarımız o zaman bugün ıspanak. Evet, pazı. 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 Bahçenin pazısı. Bahçenin pazısı. Az önce kendiniz topladınız. Evet, bahçeden topladık. Hemen bu sabah topladık. Evet, pazımız var. Pazımız var. Nane var. Nane bahçeden, maydanoz hepsi doğal. Soğan. Soğanlar hepsi bahçede. Kuru nane, yaş nane, pul biber, yağ, kekik, tuz. İçi için. İçi bu. İçi malzemeleri için. Bu. Malzemeleri bu kadar. Hamuru için. Hamuru önceden bir yoğurmuştunuz siz gelmeden önce. Hamuru için hazırladık. Nedir hamuru? Un, su, tuz. Ve maya. Maya. Ekşi maya. Ekşi maya. Normal maya değil. Normal maya da var, ikisini de kullanıyoruz. Tamam. Ekşi maya da. Ekşi maya, ekşi maya kullandık, evet. Normal maya da yapılır yani. Hanımlar yapmak yani, isterlerse. Ilık hamuru sudan, yoğrulmuş. Ilık sudan yoğuruldu. Kulak memesi kıvamında. Kulak memesi kıvamında yoğurduk. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen başlayalım. Şimdi hemen yoğurduk. Hazır hamurumuz. Tamam. Açmaya başlayacağız. Başlayalım. İç dorayalım. Önce içini hazırlayalım. Mancarlarımızı ince ince kıyıyoruz. Mancarları kıyıyoruz. Evet. Pazılarımızı kıyıyoruz. Çatır çatır bak. Evet, taze taze. Taze.
5 dakika önce koparalım. Aynen öyle. 10 dakika, 5 dakika o kadar. Yeşil nane doğrayalım. Çok da güzel koktu yeşil naneler. Çok mis gibi. Ben de çok severim. Soğanları soğan. Doğruyoruz. Yeşil olur soğan, kuru soğan olur hiç fark etmez. Şimdi tam soğanın tam zamanı bunlar. Bahçeden bu soğan. Evet. Tam zamanı. Hem köküyle hem. Evet, evet her şeyle. Yeşil kısmıyla. Yeşil kısmıyla birlikte. Doğruyoruz. Daha da sağlıklı, daha güzel, doğru. Organik. Gübre doğal yok, şey doğal gübre. Hayranız. Maydanoz alayım çok az. Biraz maydanoz alalım. Maydanoz. El birliğiyle yapalım. Yardımcı olun bayanlar. Hamurlar büyük mü? Küçük fezle yapayım mı hamurları? Hamurları fazla yapsalar mı? Kuru nane de koyabiliriz. Onları ben içeriken bakarım şimdi. Baharatları atıyoruz. Kuru nane attık. Kuru nane, kekik. Kekik attık. Pul biber. Pul biber atıyoruz. Tuz. Tuz. Ve bu kadar. Zeytinyağı. Bunu karıştıracağız şimdi. İçimiz hazır. İçimiz hazır. Hazırladık içimizi. Elimi yıkayabilir miyim? Tabii ki bakın hemen elimizi yıkamak için. Tamam teşekkür. Sağ olsun Allah razı olsun. Sağ olsunlar. Arkadaşlar. Su geçirdiler. Peşkirimiz, havlumuz. Oh. Yardımcı oluyorlar. Evet. Sağ olun efendim. Hepsinin bir usulü var. Her şeyin bir usulü var. Evet sağ olun. Burada misafir gelirdi. Biz dedemiz bize derdi ki yemek yenirdi misafir yemeğini yiyince. Getir kızım ubru, ellen yıkansın derdi. Bravo. Getireyen. Sabun evet, o kültürü unutturmadınız, evet. Hala şey yaşatıyorsunuz. Evet. Şimdi hamurumuzu açmayı başlayabiliriz. Hadi hemen açalım hamurumuzu. Hamurumuzun arasına, yufkamızın arasına mancaları koyuyoruz sıcak ve bol koyuyoruz. Bol koyuyoruz, sıcak sıcak yiyeceğim onu yalnız. Bir taraftan çok açılıyor, güzel. Bir taraftan evet. İçi dolduruluyor, bol koyduk. Doğada yetişen, yenilebilen her şey mancardır. Mancar bizde ne nasıl kapatıyorlar? Ne pişirdin mancar, ne mancar. Pişirdin mancar. Her şey mancar. Mancar, geniş olmuş. Ispanak pişirdin mancar, pazı pişirdin mancar. Mancar yiyeceğiz. Pırasa pişirdin mancar. Pırası demiyoruz yani. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde kapattık. Evet. Tepsimize koyduk, tepsimizin altı yağlı. Birazdan köy fırında pişireceğiz. Köy fırında pişireceğiz inşallah. Afiyetle yiyeceğiz. Yiyeceğiz. Misafir gelse, bir toplantı olsa, güne gitsen, bir mesela akşam şeyi olsun, erkekler kadınla mancarlı pide. Mancarlı pide? Mancarlı pide yok mu? Her zaman olur. Pide yapmadınız mı? Niye bunlar erken yaptınız soğudu, sıcak olsaydı? Bakın bakın. Öyle. Kocaeli'nin olmazsa olmazlar yanımlar. Çay gibi, yani çay demlemek gibi burada mancarlı pide yapmak vardır. Aynen, vardır. Özümüz de var bir kere. Kocaeli'nin olmazsa olmazı bu. Olsun, bereket buyurun, olsun. Buyurun buyurun hoş geldin. Ya geç kaldın be hadi be geç kaldın be. Anca geliyorum anca geliyorum. Getirelim ben sana. Bana bak küstüm hep ha. Hep bu şekilde el biriyle yapılıyor. Küsme. Burada yemekler. Küsme. Hanımların bu şekilde. Aynen böyle dayanışması. Yardımlaşma tabii. Dayanışma. İmece usulü. Evet. Aynen öyle. Çok güzel. İşimiz de aynı yememiz de aynı. Harikasınız. Bir sofradan. Aynen öyle. Biz önceden bir tabaktan yirdik. Bir tabaktan. Doğradık ekmeği çok büyük güzel. Tabakların içinde. Evet. Herkes çala kaşık yapardı. Ama şimdi artık kibarlaştık. Sen tabağına değil mi? Öyle. Öyle oluyor. Maalesef, yani. Maalesef. Birlikten kuvvet doğarmış. Birlik, bereket, birlik demek bereket demek. Evet, şimdi hasretiz işte bu kültüre, evet. Bu doğallığa. Hadi, yoruldu benim komşum, bak bak işte. Nazar oldu, nazar. Nazar etmeyin. Suyunu da üzerine sürüyoruz. Evet, suyunu da üzerine sürüyoruz. Bakın, evet. Suyunu da üzerine. En değerli kısmı. Tatlı yeri. Evet, kendi suyu çünkü biz su koymadık. Evet. Otların kendi suyu, mancaların kendi suyu. Getirelim mi tepsi kalsın? Getirelim bize biraz daha. Devam edelim. Bir tepsi yaptık. Siz devam edin. Ben bu tepsiyi götürüyorum köy fırınına. Tamam. Pişirip geliyorum. Tamam. Siz de yine hazırlamaya devam edin. Mancarlı pideleri fırına attım. Onlar evet, pişene kadar. Onlar pişene kadar şekerli börek yapıyoruz. Şekerli börek yapıyor hanımlar. Şekerli börek. Aynı un, su, tuz. Tatlısı bu da. Tatlısı. Un, su, tuz. Aynı hamurunu hamur. Yumurduk. Mancarlı pidenin evet. Hamuru. Aynı hamur. İçini de şeker, yağ. O kadar. Ya şimdi oldu işte. Ya. Beğendim gelinim beğendim hadi bakalım. Allah oğlumun gözüne girdin. Tamam. Üzerine şeker serpiyoruz. Şeker. Eşit yağ miktarda. Yağ gezdiriyoruz. Bolca oh. Olsun. Ağzımıza bol olsun. Şekerli bol yağlı. Ya.
Oh, şeker ve yağ bol bol koy, sürdük. Afiyet olsun. Kapat, gözleme gibi kapatıyoruz. Yiyenlere şifa olsun. Amin. Çok teşekkürler. Üzerine koyduk. Bu oğlumun gözüne koyacağım dedim de neler yaptı ya. Şımadı. Allah cezanı vermesin. Anneler harikasınız. Çekti bozuldu. Özlem iyi yerini çek yavrucuğum. Afiyet olsun. Çok güzel oldu. Çok harika. Hadi bununla doğru köy fırına yükselelim. Şimdi o kime tamam. Yetecek şimdi? Kime yetecek o? Herkes. İkimize. Onu biz yaptık. Kıyametinden kopar. Tamam. Işte. Yaparız daha. Unumuz da var, şekerimiz de var. Hepimize yerde yeter. Bu ideyi hepsi var. Hepsi var. Ayarlarız. Yapın yapın. Hadi, hadi biz fırına. Hadi biz fırına kaçalım. Çok güzel bir görüntü var içeride. Vay 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 vay. Yiyeceğiz. Mancarlı pidelerimiz pişti. Mancarlı pideden önce şekerli ekmek pişti. Şimdi tadına bakacağız. Önce mancarlı pidenin tadına bakıyorum. Koparta koparta. Of elimizi yaka yaka. Elimizi ağzımızı yaka yaka tadına bakıyoruz. Suya yaka yaka. Suya yaka yaka. Ağzım yandı. Mancarlı pide mükemmel. Mancarlı pide dura dursun. Bu arada şekerli ekmeğin tadına bakıyorum. Melek Hanım gelin. Melek Hanım yaptı. Melek Hanım tadına bakıyorum. İstediğiniz gibi yiyebilirsiniz. Mancarlı pide mükemmel. Çok güzel. Güzel. Afiyet olsun. Katmer gibi. Beğendiniz. Aynen. Mancarlı pidenizde de. Şekerli ekmeğinize de bayıldık. Afiyet çok olsun. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Dünyanın tadını kaldığımız sağlık. Yerden Kocaeli'de çıkarmaya devam ediyoruz. Afiyet olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Dünyanın tadı ekip olarak şimdi de Kocaeli'de malay yapıyoruz. Mısır malay. Mısır malay. Birçok isim var bölgede. Evet, bazı yerlerde kaçamak olarak da biliniyor adı. Ama biz Kocaeli yöresinde mısır malay ya da mısır malayı diyoruz ismini. Öncelikle tanıyabilir miyiz? Ben Elif Olcay Türkan. Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları üyesiyim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne birçok konuda gönüllü olarak destek veriyoruz arkadaşlarımla birlikte. Özellikle yemekler konusunda. Evet, çok güzel bir yemek kitabı var Kocaeli Belediyesi'nin. Yemek kitabı çıkarılmadan önce yemek yarışması yapıldı. Yarışmada Kocaeli'nin yerel yemekleri sunuldu ki birçoğu fazlasıyla beğeni gördü. Kitap haline getirildi. Kocaeli'de birçok restoranda hatta küçük firmalarda bile artık birçok yemeği, kitaptaki birçok yemeği artık tadar olduk, yiyebilir olduk. Unutulmaya yüz tutmuş yemekleri tekrar gün yüzüne çıkardınız. Evet. İnsanlara sevdirdiniz. Evet. Bugün de bizlere tarifini veriyorsunuz. Evet, malak da bunlardan biri. Evet. Kocaeli'de eskiden annelerimiz bağ bahçeye gittiğinde küçük çocukları evde bırakırlarmış. Tabii o zaman bir yokluk var. Yoklukta da evdeki malzemeyle yemek yapılırmış. İşte un olur, tereyağı olur. Bunlar hepsi evlerde bulunan malzemeler. İşte ineklerinden sağdıkları sütün kaymağını, kaymağı biraz kaynatarak dartısını kullanırlarmış. Tereyağı yine kendileri yaparlarmış. Mısır unumuz yine değirmenlerde kendilerinin çektikleri un. Hem kolay yapımı hem de doyurucu oluşundan dolayı şöyle söyleyeyim sabah. Çocuklara bunu yedirdikleri zaman akşama kadar çocuklar neredeyse tok halde. Bir daha yemek istemeden. Çocuk yemeği aynı zamanda. Çocukların evet, çok sevdiği evet, bir yemek. Kesinlikle çocuk yemeği. Elif Hanım da çocuklarla arası çok iyi. Evet çocuklarla aramız çok iyi. Çünkü biz yine Büyükşehir'in desteklediği bir projede masal anlattık evet, çocuklara. Masal anlatıyorlar. Bu masalda bizim oluşturduğumuz bir karakter yine Kocaeli yöresine ait Akçaoğlan diye bir karakter. İşte koca anaların, koca babaların yaşadığı Akçakoca diyarında ki Akçakoca da Kocaeli'ye ismini veren Selçuklu beylerinden biridir bu arada. Akçakoca diyarında yaşayan Akçaoğlan'ın hikayesini anlattık. Hikaye yine Yerel Kültür Platform Başkanımız Melek
Hanım'la birlikte, Neslihan Hanım'la birlikte yazdık. Yani Akçaoğlan karakterini bir nevi biz kendimiz yarattık. Evet. Çok da sevdik. İnşallah devamı da gelecek. Hatta anlattığımız çocuklardan da çok güzel verim aldık. Onlar da Yavuşkan'a çok sevdi. Yavuşkan da kamera arkasında anlatıyorlar. Evet. Suyumuz kaynadı. Yemeğimize de. Malzemelerimize de. Hemen yemeğimize geri dönelim. Evet. Yemeğimize de bir varmış bir yokmuş diyerek çocuk yemeğine, çocuk masalıyla birlikte başlayabiliriz. Öncelikle tencerimize 5 bardak su ekledik. Tamam. Tabii bu normalde eskiden çocuk sayıları fazla olduğu için koca kazanlarda daha fazla suyla ya da mısır unuyla kullanılıyor. Yani biz şu an sadece 5 bardak suyla hazırlayacağız bunu. Evet. Suyumuz kaynamaya başladı. Malzemelerimiz neyimiz var? Malzemelerimiz mısır unumuz var. Süt çiğimiz var. Süt kaymağı. Yine süt çiğinden kaynattığımız dartımız, tereyağımız ve tuzumuz. Dediğim gibi çok az malzemeyle doyurucu bir yemek yapacağız. Evet. Süt çiği, çiğ sütün kaymağı. Evet. Süt çiği bulamayanlar için kremayı söyleyebiliriz. Alternatif olarak. Evet. Süt çiği kaynattıktan sonra da dartı oluşuyor. Evet, süt çiğini yoğun bir şekilde kaynattıkları vakit dartıyı elde edeceklerdir. Evet, çok zahmetli ama. Tereyağı yine doğal köylerimizde yapılan bir tereyağı. Suyumuz kaynadı. Evet, suyumuz kaynadı. Tuz atıyoruz. Suyumuzu öncelikle biz 5 bardak kullandığımız için 1,5 tatlı kaşığı yeterli olacaktır. Şimdi unumuz topak olmaması için ve evet, biraz daha lezzet katabilmek için kaynayan suyumuzun içine tereyağı. Ortalama 2 yemek kaşığı kadar tereyağı koyacağız. Evet. Kocaeli'nin mandaları da meşhur. Evet, mandanın tereyağı da bir başka güzel oluyor. Süt, yoğurt, tereyağı manda sütünden yapılırsa biraz daha yoğun ve daha lezzetli olacaktır. Çünkü manda sütü diğer sütlere nazaran biraz daha kıymetlidir. Daha da lezzetli. Evet. Şimdi hem mısırımızı atacağız hem karıştıracağız çünkü tamam, mısır unumuzun topak olmaması lazım. Kandıra çarşısına oturdum karşısına. Üç güzel çıkım açmış hayranım bakışına. Üç güzel çıkım açmış hayranım bakışına. Geliver gidiver kandıralım, gel beraber oynayalım. Geliver gidiver kandıralım, çal beraber oynayalım. Harikasınız, harikasınız. Allah ister, teşekkür ederim. Yavaş yavaş atıyoruz, evet, karıştıra karıştıra. Unumuzu attıkça gördüğünüz gibi suyumuz koyulaşmaya başladı. Bu az az atıyoruz. Evet, muhallebi kıvamına gelene kadar ve kavrulup kokusunu verene kadar iyice karıştıracağız. Dediğiniz gibi topak olmaması için az az atıyoruz. Evet. Ve bu süre zarfını hızlı bir şekilde karıştırıyoruz. Mısır unu bulunmuyor ya da mısırın bazı dönemleri oluyor, çabuk tüketiliyor. Aynı zamanda mısır yağ içinde kullanıldığı için tatlı olarak da yapabilirler. Biz dartı ve süt çiği koyacağımız için tuz ekledik ama buna şeker ekleyip üzerine pekmezle servis yapıp tatlısını da yapabilirler. Şu anki görüntüsü kaçamak. Özellikle Balkanlarda, Balkan göçmenlerinin çok yaptığı kaçamak. Biz bunun öncesinde dediğim gibi Bilge Şehir yemek kitabında birçok kitap yemeğimizin hikayesi vardır. Gördüğünüz gibi bayağı koyulaştı. Bunu istersek daha koyu da yapabiliriz. İstersek bu şekilde tepsiye döküp kaşıkla da yiyebiliriz. Biz bugün biraz daha koyu yapıp üzerine tatlandıracağız. Şimdi unumuz yeterli. Biz bunu kokusunu verene kadar güzelce karıştıracağız ki bu arada unumuz iyice kavrulmuş olacak. Dartımızı koyup, dartımız yağlı olduğu için eriteceğiz ve biraz kavuracağız. Evet. Dart dediğimiz çiğ süt kaymağının pişmiş hali. Kaynatılmış, pişmiş hali. Onu biraz ısıtıyoruz. Azar azar demlenirken biz isterseniz malağın servisine geçelim. Çünkü servisinde de şöyle bir şey yapacağız. Şimdi suya batırdığımız kaşığı malağımız yapışmaması için, rahat servis edebilmemiz için önce kaşığımızı suya batırmamız lazım ki böyle kalıp olarak çıksın. Her batırışta
tekrardan kaşığımızı suya daldıracağız. Helva gibi, kaşık helvası evet, gibi. Evet. İsterseniz yarısını da artıyla servis edelim. Yarısını da süt kaymağıyla, süt çiğ süt kaymağıyla servis olur. Edelim. İçine tadına bakmış olalım. Evet. Ne kadar bol dartı olursa o kadar lezzetli olur. Çünkü manavlarda dartı olmazsa olmazdır. Özellikle Kandıra yöresinde. Evet. Yarısı dartılı, yarısı çiğ süt kaymaklı. Olacak. Gibi bunu isteyen üzerine pekmez dökerek tatlı bir şekilde de servis edebilir. Her türlü söz konusu çocuklar olunca hem tatlı hem ekşi her türlü lezzete yer verdik mutfağımızda. İki kaşık da çiğcemizden alıyoruz. Bunu da iyice kaynatacağız çünkü bu çiğ hali. Hem çocukların sağlıklı, en sevdiği yemek. Evet. Dedi Elif Hanım. Kamera arkasından Yakup Can Egemen de geldi. Çocuk yemeği. Alalım, hep sonra beraber tadına bakalım. Hmm. Nasıl Egemen? Çok güzel ama biraz sıcak ya. Ağzımız yana yana yiyoruz. Yakup Can. Yakup Can çok güzel. Sevdi. Ben de çok sevdim. Egemen daha çok sevdi ama. Çok güzel. Elinize sağlık Elif Hanım. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş. Ve ne yazık ki bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Haftaya dünyanın bambaşka köşesinde, bambaşka lezzetlerle yine sizleri bekliyor olacağız. Haftaya görüşünceye dek afiyetle kalın.